Herkese yeniden merhabalar. Güzel bir tarifle geldim. Kolay, pratik ve lezzetli güzel bir ana yemek olacak. Tavuk yüreğiyle pirinç pilavı tarifi yapıyorum. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tavuk yüreklerini bu şekilde alıyorum. Önce şöyle yağlarından kesiyorum ve daha sonra ortasından ikiye kesip içindeki kanlardan temizliyorum. İçinde siyah siyah kanlar oluyor. Onları iyice temizliyorum. Hepsini bu şekilde ayıkladıktan sonra ikiye bölüyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi tavuk yüreklerini sadece ikiye bölüyorum. Çok fazla küçültmüyorum. Pişince biraz daha küçüleceklerdir. Kestiklerimi kaba aktarıyorum. Hem yapımı çok kolay, hem çok da lezzetli, hem de uygun maliyetliyle güzel bir ana yemek yapabilirsiniz. Değişik ve güzel bir tarif oluyor. Şimdi yürekleri temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra ısıttım. Tencerenin içine aktardım. 5 yemek kaşığı sıvı yağ eklemiştim. Onunla beraber güzel bir kavuruyorum. Bu tavuk yürekleri önce suyunu salacak bu şekilde. Suyunu saldıktan sonra bu suyu kuruyana kadar kavuruyoruz. Altını çok kısmıyoruz. Orta harlı ateşte kavuruyoruz. Bu şekilde iyice suyunu çekti ve sadece kendi yağıyla içine koyduğum yağ kaldı. Bir adet orta boy soğanı küp küp doğradım. Onu da ekledim. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra baharatları ekliyorum. İyice karamelize olmasını sağlıyorum. O şekilde seviyorum. Siz daha az seviyorsanız soğanları birazcık daha az kavurabilirsiniz. Karabiber ekledim ve benim olmazsa olmazım zerdeçalımı da ekliyorum. Bir çay kaşığı. Bütün sulu yemeklerime veya bu şekilde et yemeklerime genelde zerdeçal kullanırım. Hem sağlıklı, hem çok lezzetli, hem de cildi sıkılaştırıyor. Doktorların söylemiyle de kansere karşı etkili olduğunu söylüyorlar. Bütün yemeklerinde kullanıyorum. Bu şekilde kavurdum. Kavurdum yüreklerin altını iyice kıstım. Bu arada pirincimi yıkayacağım. 2 su bardağı pirinci kaba aktardım. Ve çeşmenin önünde temiz yıkıyorum. Yıkadıktan sonra hemen ciğerin üzerine aktardım. Ve ocağımı orta harlı ateşe getiriyorum. Pirinci kavuruyorum. Pirinci iyice suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Çok fazla karıştırmıyoruz. İlk aşamada bir kere karıştırıyoruz. Ve daha sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Bu tamamen isteğe bağlı. İster ekleyin, isterseniz eklemeyebilirsiniz. Hafif biraz tereyağıyla da kavurduktan sonra üzerine su ekliyorum. Her bir su bardağı pirinç için 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı kaynamış su ekliyorum. Pirinci suda bekletmediğim için 1 bardağı 2 bardak su kullanmış oluyorum. Kapağını kapatıyorum. Orta harlı ateşte biraz pişiriyorum. Daha sonra altını kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi bütün suyunu çekiyor. Suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum. 1 bardak haşlanmış nohut ekliyorum. Bu da tamamen isteğe bağlı ama çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kapağındaki buharları siliyorum. Kapağını kapatıp 20 dakika dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda pilavım çok güzel demlenmiş oldu. Çok güzel dinlenmiş oldu. Tane tane çok lezzetli güzel bir pilav yaptım. Çok fazla ezmeden kaşığı tahta kaşıkla böyle tencerenin altından çok fazla çevirmeden karıştırıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde karıştırıyorum. Ve hemen biraz servis tabağıma alıp göstermek istiyorum. Bunun yanına sadece bir salata yeterlidir. Tek başına bir ana yemektir. Dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ben sadece göstermek amaçlı. Bir de yanında acı biber çok yakışıyor. Onu da denemenizi tavsiye ediyorum. Ketçap veya acı biberle şahane oluyor. Yanına bir ayran, bir salata. Nefis bir ana yemek. Hem kolay, hem pratik, hem de uygun fiyata leziz bir yemek yapıyoruz.
Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.